Sektörümüzün değerli temsilcileri, sayın komutanlar, değerli misafirler, değerli basın mensupları. Burada başkanlığımız koordinasyonunda FNSS ana yükleniciliğinde yürütülen ZAHA araçları teslim ve geliştirilme sırlı personel taşıyıcı araçları modernizasyon projesi imza programı vesilesiyle sizlerle birlikte bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle bu projelerde emeği geçen kurum personeline, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Gönüllü Güçlerimizin değerli personeline ve FNSS firması yönetimi ve çalışanlarına ve diğer paydaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin küresel güç olma vizyonunun ayrılmaz bir parçası, savunma sanayinde güçlü olması ve yerli ve milli projelerimizin büyük bir teknolojik yetkinlikle alanda başarıyla hizmet verebilmesi. Bu anlamda savunma sanayi ekosistemimizi inşa etmek, ana yüklenicileri geniş bir alt yüklenici ağıyla donatılmış şekilde çalıştırmak ve teknolojik yetkinlik ve derinliklerini de sürekli artırarak yola devam etmeleri sağlamak ana prensibimiz. Burada sürekli gelişim ve sürekli katma değer oluşturmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zırhlı araçlar konusunda aslında ülkemizde gerçekten çok yetkin firmalarımız var ve çok yetkin ürünler ortaya koymaktalar. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar, mayına karşı korumalı araçlar, fırtına obüsleri, farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip muharip araçlar, silah taşıyıcı araçlar, amfibi hücum araçları, sınır güvenliğine yönelik araçlar, zırhlı istihkam ve destek araçları, taşıyıcı ve kurtarıcı araçlar gibi sanayimiz tarafından geliştirilen çok sayıda kabiliyet ve araç var. Tabii kara platformlarında eksik kaldığımız birkaç konuyu da tamamlamak üzere yola devam ediyoruz. Bir konumuz zırh çeliğiydi. Orada belirli adımlar atıldı. Motor ve aktarma sistemlerinde de yerli faaliyetler devam ediyor. Bir kısmının zırhlı araçlarımıza entegrasyonu başlatıldı. Ve burada da yine yeni bir alan olarak insansız kara araçları ve onların üzerinde çok çeşitli kabiliyetlerin oluşturulması, gerek uzaktan kumandalı gerekse otonom sürüşe müsait araçlarımızın sahaya verilmesiyle ilgili de çok sayıda şirketimiz çalışmaya devam ediyor. Kıymetli katılımcılar, kara hareket ortamının her geçen gün daha da karmaşık hale gelmesini gözlüyoruz. Harekatların kapsamları ve görevlerin değişkenliği gibi parametreler, zırhlı araçlar üzerinde geliştirmeler ve iyileştirmeler yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bugünkü programda gündeme gelecek araçlarımızın teknik özelliklerini birazdan göreceğimiz için onlara ben de değinmiyorum. Ancak ZAHA aracımız aslında dünyada belki de şu anda en iyi araç olarak, sınıfındaki en iyi araç olarak lanse edilebilir. Çünkü çok çok az ülkede, bizden belki başka belki bir veya herhalde iki ülkede maksimum var. Ama bizim aracımızın son modern gelişmelerle en iyisi olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Burada 23 adet amfibi hücum personel aracı, 2 adet amfibi hücum komuta aracı, 2 adet de amfibi kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 adet ZAHA'nın tedarik edilmesi planlanmıştır. Bu konuda genel savunma sanayi politikamızın hiçbir ülkeye bağımlı kalmaksızın kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz ateş gücü ve hareket kabiliyeti yüksek ürünlerimizin sahaya verilmesi, özellikle stratejik alanlarda tamamen kendine yeterli bir ülke olmamız gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda sadece konvansiyonel harp araçları değil, yeni nesil teknolojik ve farklı ihtiyaçlara cevap verebilen araç geliştirme çalışmalarımıza Türkiye Yüzyılının Mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm paydaşlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ürün ve teknoloji yolculuğumuzun hep beraber el ele yapılan bir yolculuk olduğunu, burada ana yüklenicilerimiz, alt yüklenicilerimiz, araştırma kurumlarımız, silah ve kule üretici firmalarımız
araştırma kuruluşlarımız ve üniversitelerimizin sürekli aktif olarak devrede bulunması gerektiğini de görüyoruz. Demin Nail Bey de bahsetti. PNSS ile çok sayıda projemizin hayata geçtiğini görüyoruz. Burada bir konuyu da vurgu yapmak istiyorum. Aslında Türkiye'de faaliyet gösteren savunma sanayi şirketlerimizin hepsi Türk firmasıdır. Mesela PNSS'deki ortaklık yapısı bizim onların yerli firma olarak görülmesi konusunda hiçbir tereddütümüz olmaması gerektiğini gösteriyor ve olmuyor da. Gördüğünüz gibi çok sayıda projemizi yapabiliyorlar ve milli bir firma olarak düşünüyoruz. Ve diğer bütün firmalarımız da böyledir. Gerek ortaklık yapısı tamamen Türk olsun, gerek bazı yabancı ortaklıklar olsun. Bunların hepsinin bir Türk şirketi olduğunu, öyle muamele gördüğünü ve görmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü bunlar katma değer oluşturan şirketlerdir. Hepsi de savunma sanayi sektörümüzün göz bebeğidir. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah savunma sanayi alanında Türkiye yüzyılını inşa etmek üzere çok iddialı adımları hep beraber atacağız diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.